Modern teknolojiyle eski doğu geleneklerinin uyumlu ve kendine özgü bir şekilde bir araya geldiği ülke Güney Kore aynı zamanda da sayısız gizemi ve garipliği de barındırmaktadır. Biz de bugün sizlere çılgın ve inanılmaz geleneklere sahip Güney Kore hakkında bilinmeyen gerçeklerden bahsedeceğiz. Kore'de süpermarketlerin hemen hemen hepsinde müşterilerin yiyeceklerin tadına bakmaları için numunelikler bulunmakta. Hatta satın almadan önce ne kadar yiyeceğiniz kimse tarafından kontrol de edilmemektedir. Böylesine tuhaf bir alışkanlık sizce ülkemizde olabilir mi? Güney Kore'de çocuk ve genç olmak hiç de öyle düşünüldüğü gibi eğlenceli değildir. Neden mi diyorsunuz? Çünkü ilkokul öğrencilerinin sabah 9'dan akşam 6'ya kadar dersleri olurken ortaokul öğrencilerinin dersleri akşam 10'a kadar sürmektedir. Lise öğrencileri ise gece yarısı 1'e kadar eğitim görmek durumunda kalırlar. Bu durumda elbette çocukların gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Okuldan kendilerine ve hobilerine zaman ayıramayan çocuklar boş zamanlarını ya uyuyarak ya da sosyal medyada geçirmekteler. Güney Kore'de ilişkiler de bir o kadar gariptir. Çünkü Koreliler ilişkilerin tümüyle tüketimle alakalı bir mesele olduğunu düşünmektedirler. Bu yüzden çiftler sosyal medyayı birbirlerini şımartmak için kullanmaktalar. Bunun dışında sürekli kutlama yapan Koreli çiftler neredeyse her ay romantik tatil düzenlerler. Elbette aynı kıyafetleri giyerek herkese ne kadar aşık olduklarını da göstermektedirler. Koreliler genellikle başka ülkelere ait müzikleri dinlemezler. Aynı zamanda başka filmleri de izlemezler. Batı geleneklerini reddeden bu ülkede coğrafya dersleri bile bulunmamakta. Aynı zamanda milli müzik türü olan K-pop hakkında her şeyi size anlatmaktan da büyük bir zevk alırlar. K-pop müzik tarzı ve grupları onlar için adeta dünyadaki en güzel ve başarılı şeydir. Evet, geçmişte Güney Koreliler afiyetle köpek eti yemiş olabilirler. Ancak günümüzde Güney Koreli gençlerin çoğu bu akımı reddetmekte. Hala da birkaç restoranda satışı olan köpek etinin fiyatı ise çok pahalıdır. Ancak modern Kore mutfağı yağsız etlerden, çeşitli sebzelerden ve tabii ki de pirinçten oluşmakta. Korelilerin en sevdiği şey ise kahvedir. Güney Kore'de hiçbir sokakta çöp kutusu bulamazsınız. Çünkü Koreliler çok düzenlidir. Peki ama elimizde çöp varsa ne yapmalıyız? Her metro istasyonu ve parkta bulunan umumi tuvaletlerin içerisindeki çöp kutularını kullanabilirsiniz. Çok temiz olan bu umumi tuvaletlerde engelliler ve bebeği olan kadınlar da düşünülmektedir. Güney Kore hükümeti özellikle son yıllarda genel sorunları haline gelen işkoliklikle mücadele etmek için çeşitli önlemler almaya başlamıştır. Ofis çalışanları artık kanunen cuma akşamları bilgisayarlarını kapatmak zorunda. Korelilerin ruh ve beden sağlığı için alınmış bu önlemden birçok işkolik ve Koreli memnun değil. Güney Kore'de geçtiğimiz yıllarda çıkan yasaya göre kadınları evlenme vaadiyle kandırıp cinsel ilişkiye giren erkekler artık ceza yemeyecekler. Her anlamda modern olduğunu belirten Güney Kore, söz konusu bu yasayla modern geleneklerle uyuşmakta ve aynı zamanda kadın erkek eşitliğine ters düşmekte. Her anlamda modern olduğunu belirten Güney Kore, söz konusu bu yasayla modern geleneklerle uyuşmamakta ve aynı zamanda da kadın erkek eşitliğine ters düşmektedir.